Herkese merhaba, ben Tuğçe Doğar ve bugün sizlerle 2 adet bileklik yapıyor olacağız ve güzel haber, bu bilekliklerden birini hair wrap gibi saçınıza takıp çıkartabilirsiniz. Ama yok, ben direkt saçımı hair wrap yapmak istiyorum diyenleriniz, benim bununla ilgili bir videom var, aşağı linkini bırakıyorum. Şunu belirteyim size, evde ne tür ipiniz varsa onu kullanabilirsiniz, bununla ilgili bir kısıtlama yok. Ben ilk bilekliğim için etamin ip kullanıyor olacağım ve 5 tane renk seçtim. Siz bu renk sayısını da çoğaltıp azaltabilirsiniz, tamamen size kalmış. Şimdi ilk ipimi alıyorum ve bununla bilekliğimin boyutunun tam 4 katı olacak şekilde bir parça kesiyorum. Ve aynı işlemi bütün iplerime uyguluyorum. Daha sonra bütün iplerimi bir yere kesip bu şekilde ortasından tutuyorum. Ben buna birkaç tane daha ip parçası eklemek istedim çünkü bilekliğimin çok ince olmasını istemiyorum. Siz de istediğiniz inceliğe ve kalınlığa göre daha fazla ip ya da daha az ip kullanarak ilerleyebilirsiniz. Şimdi iplerimi tam ortasından tutup aradan bir parça ipi ayırıyorum. Şimdi bununla şu şekilde gördüğünüz gibi düğüm atacağım diğer iplerin etrafına. Bakın tekrar göstereyim. Bu şekilde. Yaklaşık 2 parmak uzunluğuna gelene kadar bu işlemi devam ettiriyorum. Dikkat edin, düğümlerin arasında boşluk kalmasın. Elinizle böyle birbirine ittirip yaklaştırın düğümleri. Şimdi bunun iki ucunu şu şekilde birbirine birleştirip aynı düğüm atma işlemini burada da devam ettiriyorum. Birkaç tur yaptıktan sonra artık bilekliğimin başlangıç kısmı hazır. Bunu bir tane kancalı iğneye geçirip bir yere sabitledim ki daha rahat devam edebileyim sarmaya diye. Şimdi artık bordo rengimi alıyorum arada ve bunu diğer iplerin etrafında sarmaya başlayacağım. Burada dikkat etmeniz gereken iki şey var. Birincisi, olabildiğince sıkı sarmaya çalışın. İkincisi de her 2-3 turdan sonra parmağınızla tutup o sardığınız alanı dibe doğru ittirin ki iplerin arasında boşluk kalmasın. Yoksa bilekliğiniz kırılacaktır ve çirkin bir görüntüye sahip olacaktır. Bir süre sonra renk değiştirmek isterseniz bu da çok kolay. Alttan başka bir renk seçiyorsunuz ve bir önceki rengin kaldığı yerden onunla devam edebiliyorsunuz. Gene aynı şekilde tek dikkat etmeniz gereken şey burada. İki rengin arasında hiç boşluk bırakmamanız. Birbirlerine olabildiğince yakın ve sıkı olmaları gerekiyor. Şimdi mesela burada değişik bir motif deneyebiliriz. İki rengi beraber alıp ikisini beraber sarıyorum. Burada hep üstteki rengin üstte, alttaki rengin altta kalmasına dikkat edin. Daha sonra renklerden birini çıkarıp diğeriyle devam edebilirsiniz. Ya da bunu tüm bileklik boyunca da uygulayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi başka bir motif göstereyim size. Mesela açık bir renkte böyle aşağıya kadar sardım. Şimdi ona zıt olabilecek, onun üstünde parlayabilecek bir renk alıyorum. Ve bu sardığım alanın üstüne bunu çaprazlayarak yukarıya doğru sarıyorum. Rengin başladığı noktada dönüp aşağı doğru sarmaya devam ediyorum. Bunu yaparken aşırı sıkı olmasına dikkat edin ki o üstteki ip kaymasın hiçbir şekilde. Şimdi bir başka motif göstereceğim size. İki tane renk ayırdıktan sonra birini dışarıda bırakıp ikincisiyle sarmaya devam ediyoruz aşağıya doğru. Bir süre sonra o dışarıda bıraktığımız ip parçasını alıp bunu diğerinin üstüne doğru sarıyoruz. Bu da biraz önceki motife benziyor ama bu spiral şeklinde iniyor, çapraz şeklinde değil. Motifler hakkında daha detaylı bilgi istiyorsanız veya daha çok motif görmek istiyorsanız benim hair wrap videoma bakabilirsiniz. Orada biraz daha detaylı anlatmıştım. Şimdi artık tek yapacağım şey kafama göre değişik motifler uygulayıp bilekliğin sonuna kadar bu şekilde devam etmek. Ben istediğim uzunluğa ulaştım. Buraya geldiğimde bir tane renk alıp aynı başlangıçta yaptığım gibi tüm iplerin etrafında birkaç kere düğüm atıyorum bunu. Şimdi artık bilekliğin bağlama kısmını yapacağız. Burası için isterseniz bütün ipleri kullanabilirsiniz ama ben açık renk ipleri çıkarıp sadece koyu renk ipleri kullanmak istedim. Onun için aradaki bu pembe tonlarını kenara ayırıyorum ve onları olabildiğince dibe yakın bir şekilde kesiyorum. Şimdi püskül olarak ayırdığım ipleri en az iki gruba ayırıyoruz ve bunları düz örgüyle aşağı doğru örmeye başlıyoruz. Örgünün üstüne geldiğimizde de minik bir düğüm atıyoruz. Şimdi aynı şekilde diğer ip parçamızı da örüyoruz ve ucuna düğüm atıyoruz. Bunların ucunu isterseniz püskül bırakabilirsiniz biraz ama ben tam dibinden kesmeye karar verdim bu şekilde. Seçim tamamen size kalmış. Çakmakla kestiğim yerlerin uçlarını yakıp böyle elimle birazcık daha bastırıyorum ki oraları iyice birbirine yapışsın, ileride bir sökülme sorunuyla karşılaşmayayım diye. Bunu yaptıktan sonra genel tüm bilekliğin etrafında şöyle bir yıkıyorum ki o iplerin dışarıda kalan tüy 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 görüntüsü gitsin, biraz daha parlaklık katsın diye. Çocuklar lütfen tek başınıza bunu uygulamaya kalkmayın. Etrafınızdaki büyüklerden yardım alın. Fark ettiniz mi yalnız ne kadar da bilinçliyim? Haha gurur duydum kendimle. Birinci bilekliğimiz hazır. Dediğim gibi bunu isterseniz bu şekilde bileğinize takabilirsiniz ya da tepesinden böyle bir tel toka geçirip direkt saçınıza takabilirsiniz. Hem çok basit hem de çok kullanışlı. Ayrıca güzel de yani, çekildi değil şimdi.
Gel gelelim ikinci bilekliğimize. Bu bileklik için evde şöyle bir ip buldum. Ne ipi oldu aklıma hiçbir fikrim yok. Şöyle göstereyim size de. Renkleri hoşuma gittiği için bunu kullanmaya karar verdim. Aynı şekilde bu ipten de bilekliğimin 4 katı olacak şekilde parçalar kesiyorum. Ben bu bileklikte sadece 2 renk kullanacağım. Onun için yaklaşık bir 6-7 kat mavi ipten kesiyorum. Şimdi bu bilekliğimde şu gördüğünüz mini klips halkalarını ve bitirme metallerini, öyle mi deniyor ona bilmiyorum, falan kullanıyor olacağım. İlk olarak bu sürümüzden bir tane ip ayırıyoruz. Ve bunu minik bir halkamızın ortasından şu şekilde geçiriyoruz. Ve aynı daha önce gösterdiğim gibi minik minik düğümler atıyoruz. Birkaç sıra düğüm attıktan sonra artık sağlam olana karar verdiğimde durdum. Şimdi şu elimde gördüğünüz kapama metali mi denir, ne denir buna? Bunu alıyorum ve bunu geçiriyorum halkanın yanına. Şimdi geldik diğer iplere, buna nasıl ekleyeceğimize. Bu metalin uçlarını açıyorum şöyle rahatça dibini görebileyim diye. Şimdi elimde tuttuğum ipe bir sıra ip daha ekliyorum ve bunları uçlarından tutup normal düz bir düğüm atıyorum. Daha sonra buna bir sıra ip daha ekliyorum, bir düğüm daha atıyorum. Bir sıra ip daha ekliyorum, bir düğüm daha atıyorum. Bunu tüm iplerimi ekleyene kadar devam ettiriyorum. Bir süre sonra düğümleriniz çok kalınlaşmaya başlayabilir ip oranınıza göre. Onun için bu şekilde de yapabilirsiniz. Bakın burada alıyorum. Ek ipimi diğer iplerin kökündeki düğümün etrafına sarıp onu tek başına düğümlüyorum oraya. Ne çok düğüm dedim yalnız bir cümle içinde. Artık bütün iplerimi sabitledikten sonra halkamı bir yere tutturuyorum ki rahatça örme, sarma, dokuma işlemi gerçekleştirebileyim. Şimdi içlerinden bir tane ip alıp etrafına birkaç tane düğüm atıyorum. Aynı az önce gösterdiğim gibi. Birkaç sıra attıktan sonra artık bu açma kapama halkası mı oluyor ne oluyorsa onu tutup büküp bu düğümlerin etrafına güzelce sabitliyorum. O çirkin görüntü de bu metalin arkasında kalmış oluyor. Şimdi artık sarmaya başlayabiliriz. Bunun da mantığı aynı bir önceki bileklik gibi sürekli aşağı doğru sarıyor olacağız ve sararken dikkat etmemiz gereken şey çok sık olması ve aralarında boşluk kalmaması. Ama bu bileklikte bir nokta daha var. Aynı ip parçanız ile bir iki parmaktan daha uzun bir sarma işlemi yapmadığınızda dikkat edin. Çünkü sökülür daha sonradan. Yani yaklaşık her 5 santimde bir bu ip parçanızı bırakıp başka bir ip parçası alıp onunla sarmaya devam edin. Ve sürekli parmağınızla birbirine ittirerek bunların arasında boşluk kalmadığına ve iplerin birbiri üstüne binmediğine, bir sıra halinin aşağıya doğru sarıldığına emin olun. Ben bu bileklikte çok sade bir desen yapmaya karar verdim. Zaten gördüğünüz gibi iki rengim var. Ne kadar karmaşıklaştırabilirim ki acaba? Şimdi bunun için açık rengimi alıyorum. Bir iki sıra sardıktan sonra tekrardan lacivertle sarma işlemi yapıp aynı bir önceki bileklikte gösterdiğim gibi açık rengiyle üstüne çapraz olarak yukarı çıkıyorum ve bir noktada dönüp aşağıya doğru iniyorum. Yani bu çaprazlama motifi yapmış oluyorum. Bu ip mesela diğerine göre biraz daha kaygan bir ip, daha naylonumsu. Onun için bununla çok daha sıkı sarmam gerekiyor ki iplerim kaymasın. Siz de bu şekilde bir ip kullanıyorsanız olan gücünüzle sarın arkadaşlar. Minik motifimi bitirdikten sonra bilekliğin ucuna kadar lacivertle sarmaya devam ediyorum. Şimdi artık bilekliğin sonuna geldim. Öncelikle birkaç sıra düğüm atıyorum. Daha sonra bu düğüme attığım parçayı ve bilekliğin ortasından rastgele bir parçayı ayırıp diğer kalan hepsini dibe çok yakın bir şekilde kesiyorum. Şimdi çocuklar velilerinizden rica ediyorsunuz, büyükler siz de dikkatli yapıyorsunuz ki bir çakmak yardımıyla bu dipteki ipleri birazcık yakıp yapıştırıyoruz ki onlar ileride bir sökülmeye sebep olmasın diye. Şimdi artık bu kapama metalimin diğerini alıyorum ve bunu bıraktığım iki parça ipin ortasından geçirip böyle dibe doğru ittirip onu orada güzelce sabitliyorum. Birkaç tane halkayı ucuca ekleyip böyle bir kapama alanı yaptım ben. Şimdi bu sona bıraktığım iplerden birini alıp bunun ortasından geçiriyorum ve aynı başlangıçta yaptığım gibi birkaç tane düğüm atıyorum. Bunu bıraktığım diğer ip parçasıyla da yapıyorum. Ben bayağı sağlamcıyımdır. Onun için böyle 5-6 kez sağlı sollu düğüm atıyorum. Sonra bu ipleri birbirine düğüm atıyorum. Sonra da onları bunlarla düğüm atıyorum. Düğümlere doyamıyorum. Artık yeterince sağlam oldu herhalde. Zaten çirkin bir görüntüsü olacak biraz daha düğüm atmaya devam edersem. Bunları da kökünden aynı şekilde kesiyorum. Burayı da çakmakla yakabilirsiniz. Ya da ateşle oynamak istemiyorsanız bu kısmı geçebilirsiniz arkadaşlar. Artık bu bilekliğimiz de hazır. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz de kendisini böyle bırakıyorum. Bence gayet tatlış ve hoş oldular. Bunların değişik renklerle birçok versiyonunu elde edebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bunun için ne yapmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Sizinle çok yakında tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın.